Vayna Destanı'nın şiiri. Düşman bastı yurdumu, kaçışıyor insanlar. Görmeyenler o günü vayna desem ne anlar? Ayak yalın baş açık yollardaydı yapışanlar. 2 aylık bir bebe ağlıyordu günah. Tipini karlı yollar, göremezsin uzağı. Kamburlaşmış tek öküz çekiyordu kızağı. Geçit vermeyen dağlar hazırlamış tuzağı, ağlayıp yürekleri dağılıyordu gülbana. Ağırlaştı kollarda, bırakalım dediler. Dolaklara dolayıp sargılara sardılar. Çaputlardan bir emzik emsin diye verdiler. Karataşın dibinde çağlıyordu gülhanım. Gülsün diye adına gülhanımdır dediler. Sersefil olacağın hiç bilmediler. Elini ayağını yiyecekti tilkiler. Anasını kendine bağlıyordu gülhanım. Öne kaykık gövdeler, yokuşlar çıkıyordu. Ana yüreğidir bu, geriye bakıyordu. Birden kopup katardan yavruya akıyordu. Hışkırıyor anası, ağlıyordu gülhanım. Yavrusu kucağında yetiştiler kervana. Tipi de boğulanlar devrilmişti her yana. Koca dağlar aşıldı, az sonraki livana. Dünyasından habersiz bakıyordu gülhanım. Livana, Artvin'in eski adlarından biridir. Bilmedik bir yerdi Yozgat'ın boğazlayan. Artık sesin kesmişti uzun yolda ağlayan. Sevinçliydi anası yarına bel bağlayan. Yuvasına mutluluk sağlıyordu gülhanım. Uzaklardan müjdeler ulaştı muhacire. Dönecekti herkesler doğdukları illere. Ölmüştü ana baba ağıtları dillerde. Vayna destanı olmuş söylüyordu gülhanım. Evlendi çocuk yaşta, yaşlı bir adam ile. Evcilik oynuyordu evli gelinken bile. Gün geçtikçe sıkıntı, yoksulluk oldu çile. Özlemlerle hıçkırıp ağlıyordu gülhanım. Hem ev temeli kazdı, hem tarlada çalıştı. 15 sene içinde 10 çocuğa karıştı. Yoksulluklara inat zaman ile yarıştı, yavrularına umut bağlıyordu gülhanım. Çok acılar çekmişti gülhanım benim anam. Nasırlı ellerinden öpeyim canım anam. Gündüz erkek olurdu, gece de hanım anam. Ağıtlarla yürekleri dağılıyordu gülhanım. Evet, çalacağımız eser Vayna Destanı olarak geçiyor. Vayna ne demek dersek? Vayna gerek 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi sırasında, yani 93 Harbi diye geçer tarihte, gerekse Birinci Dünya Savaşı sırasında işgale uğrayan bölgelerde Ermeni ve Rus egemenliğine girmek istemeyen halkın İç Anadolu'ya doğru kaçışı olayına vayna denir. Bu yaşanmış hikayeden yola çıkarak Birinci Dünya Savaşı sırasında Anadolu'nun kuzeydoğusu Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin dolayları Ruslarla birlikte Ermeni işgaline uğrar. Büyük bir kaç göç olayı yaşanır. Mevsim kıştır. İnsanlar canlarını kurtarmak için yollara dökülür. Yükte hafif, pahada ağır neleri varsa alıp Anadolu'nun işlerine doğru kaçarasına giderler. Rıza Dayı ile eşi Perihan'ı Ardahan'ın Çatalköprü, yani Şedevan köyünden yola çıkarlar. Büyük oğlu Lütfü 5-6 yaşlarında, kızları Fadime 2 yaşında, Gülhanım da 2 aylıktır. Tek öküzü kızağa bağlarlar, acil ihtiyaçlarını da kızağa koyarlar, yola koyulurlar. Ardahan, Artvin arasında dağlar aşacaklardır. Kar yolları doldurmuştur. Tek öküz insanların izine uyarak zor bela kızağa çekmektedir. Lütfü zar zor yürür, Fadime ile Gülhanım kucakta taşınır. Yorulur ana baba, çocuklarından birini bırakmak isterler. Önce Fadime'yi bırakalım derler.
küçüğü hafiftir, onu götürebiliriz diye düşünürler. Sonra çocuğun masum yüzüne bakarlar, birçok anaları, sevmeleri canlanır gözlerinin önünde. Onu bırakmazlar. Bırakamazlar. İlerledikçe iyice takatları kesilir, 2 aylık Gül Hanım'ı bırakmaya karar verirler. Rıza dayı Peri Ana'yı zar zor razı eder. Yoksa biz de boğulacağız der. Bu çocuğu yine yaparız. Aksi halde diğer çocuklar da biz de gideceğiz. Bir çocuğu kurban ederim, 4 canı kurtaralım diyerek ikna eder Peri Ana'yı. Çocuğa yolda yedirmek için yağlı hamurdan yaptıkları mayayı bir türbenin köşesine koyar. Onu mama gibi çocuğun ağzına verirler. Çocuğu kalın çaputlara sararlar. Yol kenarındaki bir taşın dibine koyarlar. Yola devam ederler. Çocuk taşın dibinde ağlamaya. Ana yol boyu ağlar. Ana sürekli geri bakar. Artık dayanamaz. Ben çocuğumu bırakamam der. Çocuğa doğru koşmaya başlar Rıza dayı. Dayı da fazla dayanamaz. Manzaraya gözde yaşlar dolu dolu gözü dökülür. Feri ana çocuğu kucağında gelir. Kervana tekrar yetişir. Ve bu yaşamış hikaye sonuçta yani Peri Ana bu kadın 1996 yılında İnegöl ilçesi Yenice şeyinde nahiyesinde hayata 1996 yılında veda eder. Yani gerçek yaşanmış hikayeden onun ağzından alınmış, mekanı cennet olsun. Ve bir destan olarak bunu belgelemek istedik. Düşman bastı yurdumu, kaçışıyor insanlar. Görmeyenler o günü, vay da desen de anlar. Ayak yalın başı açık, yollardaydı hep canlar. 2 aylık bir bebe ağlıyordu Gül Hanım. Dili karlı yollar, göremesin uzağı. Kan bulaşmış tek öküz, çekiyordu kızı. Geçit vermeyen dağlar hazırlamış tuzağı. Ağlayıp yürekleri bağırıyordu Gül Hanım. Thank you.
neler dolaklara dolayıp sargılara sardılar. Çaputlardan bir emzik emsin diye verdiler. Kara taşın dibinde çalıyordu gün vanı. Gülsün diye adına gül handır dediler. Sersefil olacağım hiç bilmediler. Elini ayağını yiyecekti tilkiler. Anasını kendine bağlıyordu gün halı. Çıkıyordu ana yüreğidir bu, geriye bakıyordu. Birden kopup katardan yavru yakıyordu. Hıçkırıyor anası, ağlıyordu gün hanı. Yetişsin er kervana, tipi de boğulanlar devrilmişti her yana. Koca dağlar aşıldı az sonraki divana. Dünyasından habersiz bakıyordu. Bilinmedik bir yerdi Yozgat'ın boğazlayan. Artık sesim kesmişti uzun yolda ağlayan. Sevinçliydi anası yarını bel bağlayan. Yuvasına mutluluk sallıyordu gün hanım. Uzaklardan müjdeler ulaştı muhacire. Dönecekti herkesler buldukları günlere. Ölmüştü ana baba ağıtları dinlerde. Vay na destanı